Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Hemen minik bir ibretlik hikayeyle başlamak istiyorum. Hatta ana fikrini de önden vereyim, belki daha etkileyici olur. Arkadaşlar, duymak istediğinizden çok emin değilseniz, öylesine soruyorsanız evrene sorular sormayın. Böyle soru sorup bırakmayın çünkü anında çok net cevaplar gelebilir. Şimdi minik hikayeye döneyim. Baş kahramanımız göz damlası. Benim belli saatte bir süre için her bir gözüme birer damla damlatmam gerekiyor. Sonrasında da beklemem gerekiyor. Çünkü görüş birazcık netlikten uzak, bulanık ve sulu oluyor ama çok kısa sürede geçiyor. Ama geçen gün damla damlatmayı unutmuşum ve bunu fark ettiğim zaman yürüyüşe çıkmak üzereydim. Zamanım da kısıtlı çünkü döndükten sonra işlerim var, saatli böyle yetişmem gereken bir şey var. Ben de ya ne olabilir ki dedim. Tam olarak evrene saldığım ve yani cevap beklemediğim bir soru. Ne olabilir ki dedim. Yani ne olacak yani yapayım gideyim. Ama bir de şöyle bir detay var. Ee, sabırsız olduğum için o an ve e, hızla hareket edip e, bir an önce yürüyüşe çıkmak istediğim için hızlı el hareketleriyle damlayıp böyle sanki tam ortaya gelmedi sağ mı geldi sola mı geldi ay yeterince gözüme gelmedi falan derken yarım şişe damlayı iki gözüm arasında bölüştürmüş oldum. E bu da ne yaptı daha da sulandırdı yani daha da beklemem gerekiyor net görmek için orada da şu soruyu tekrarladım yani Ay ne olacak canım ne olabilir ki şuradan şurası gözüm kapalı da giderim Bak bu da şey çok iddialı bir şey yani gözüm kapalı da yaparım falan dediğimiz şeylere... emin miyiz ya yani kendimi bu ağzımdan çıkan şeylerle sınanıyormuş gibi hissediyorum o kısmı gerçekleşti gerçekten zaten çok yakın bir yerde yürüyüş yapıyorum akşam çıktıysam özellikle şey olarak da zaten toprak zemin çim saha futbol sahası. Ama kendimi biraz daha garantiye almak için neden? Çünkü gözlerim net görmezken futbol sahasına uzaylılar inebilir değil mi? Böyle şeyler olabilir. Dedim ki kendimi tenis sahasına kapatayım. Kapısını da kapatayım. Rahat rahat yürürüm orada. Netleşince de canım nereye isterse giderim net görüntümle. O sırada tam sahanın ortasından geçtim. Bik 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 bir ses. Tanıdığım bir ses yani. Gördüğüm zaman tanımakta zorlanabilirim ama çok sevdiğim kedi arkadaşım Esteban'ın sesi dışarıdan bakınca heybetli bir erkek ama o sesin ondan çıktığını tabii ki tanımayan tahmin etmez. İnanılmaz nazlı bir bebek. Onun o sesini tanıyorum çünkü yıllardır birlikteyiz. Bana yaptırmak istediği bir şey varsa ki kendisinin tenezzül etmeyeceği bir iş oluyor. Böyle garip nazlı sesler çıkarıyor. Genelde de bir gittiği çalılık var sürekli dikenler batar, yapışır. Onları temizleriz. Ee, yine böyle bir şey yaşanmış ama ben çok net görmediğim için gittim ona sarıldım dur dedim falan ama zaten tekir kedi yani diken rengiyle çok benzer tüyleri var dedim ki şu an seçmem mümkün değil gel benimle sahaya onu da aldım içeri kapattım kucağıma aldım kenara koydum o sırada etrafta böyle basket oynayan bir çocuk var işte başka kediler var gelen geçen de birileri oldu seçtim mesela iki tane teyze gördüğüme Kanıtlayamam ama iki teyze olduğuna eminim. Sonra böyle bir iki geçen kişi daha oldu. Sadece şey gibi ayırt ediyorum. Bence bu geçen erkek falan gibi. Ama çok da sorun değil. Çünkü ben onları tanımıyorum. Onlar beni tanımıyor. Normal şartlarda daha tanıdıklı şeyde... Ya ben acaba şu an bir kabalık yapıyor muyum? Birine selam mı vermedim falan gibi şey yaparım. Ama sonra kendimi hatırlattım. Zaten kimseyi tanımıyorsun. Onlar da seni tanımıyor. Evet. Zaten dünyanın neresinde olursam olayım biri bana seslenir değil mi tanıdık biri geçiyorsa falan. Ee, böyle şeyler düşündüm hala gözlerim yerine gelmiyor bekliyorum bekliyorum gelmiyor. O birkaç dakika sahanın kenarında oturmak gerçekten tam bir mindfulness inziva kampı gibi bir şey oldu. <laughs> bir de şey yani artı bonus ö, şeyi de Estin'in bikpiklemeyi kesmemesi. Ee, tutturunca tutturuyor neyse sonra damla etkisini yitirdi ve estinin şeyi temizlendi ama o böyle bir inat etti sahanın kenarında oturdu benim yürüyüşüm bitene kadar sinirini bu şekilde ifade etti sanırım benim de aklıma orada otururken şey geldi hani damlayı aşırı derecede damlattığım için ya dedim bir de sen e, aman daha çok temiz olur diye fazla deterjan kullananlara işte yüzey temizleyici kullananlara fazla krem sürenlere her şeyi yani yemeğe de bir şeyi fazla koyanlara falan şey dersin. Ay ne gereksiz ne saçma ve gerçeklikten ne kadar uzak davranışlar. Bak dedim yine yani böyle düşündün ama döndün başka bir konuda benzer bir şey yaptın. Karanlık yanını gördün mü Rasel'in karşılaştın mı gölgenle? <laughs> İyi ki de kimse tanıdık birileri geçip bana selam falan vermedi yani e, çünkü sen kimsin falan diye sormak istemiyorum kimseye ki esti tanıdığıma göre aslında başkalarını da tanıyabilirim. Şimdi bu tanımak tanımamakla ilgili geçen gün bana bir tane mail geldi. E, benim e, burada gittiğim çok sevdiğim böyle tam merkezde bir e, kahvesini de sevdiğim bir yer var. Ee, beni orada e, gören, uzaktan tanıyan ama tanışmadığımız için selam vermekten çekinen biri bir mail atmış. İş için buraya gelmiş. Benim de buralarda olduğumu bilmiyormuş. Bıdı bıdı bir şey bir şey. Herhalde Instagram'dan ee, şey yapıyoruz benim yani tipimi oradan tanıyor diye tahmin ediyorum çok tatlı bir şekilde yazmış yani şey demiş e, gerçi bir kısmı insana böyle bir creepy ürkünç geliyor hani biri seni izlemiş ve sana mail atmış önünüzde şu vardı şunu içiyordunuz şöyle bir şey giymiştiniz falan diye o kısımlar yani biraz korkunç ya benim için genelde böyle şeyler korkunç oluyor çünkü ben böyle bir şey izleyip aklımda tutamam diye düşünüyorum neyse ee, ve hani konsantre olduğum için ve biriyle de birlikte olduğum için o anda yalnız da olmadığım için e, gelip selam vermemiş. E, ve yazmış işte bunları. E, ben de dedim ki bence doğru olanı yapmışsın. <laughs> ben de gitmem. Hele biri biriyle bir... Ya bence biri biriyle birlikteyse de tek başınaysa da gidip bölmem diye düşünüyorum. Ee, içimden geçtiği gibi cevap verdim ama yani tabii tatlı bir şekilde cevap yazdım. Yoksa um, ya ben insanlarla selamlaşmaya, tanışmaya falan karşı değilim ki podcast aracılığıyla uh, birçok kişiyle tanıştım. Farklı işler ve podcast aracılığıyla çok da memnunum, çok da güzel insanlar tanıdım. Ama uh, bir yerde otururken biriyle uh, sohbet ederken falan birinin böyle gelmesi biraz... Benim dünyamda hala biraz tuhaf arkadaşlar o yüzden doğru olanı tam bir yetişkin davranışı dedim böyle şeyle de bilimsel destekle de cevap yazdım neyse Aa, şimdi merak edenler falan var arada yazıp soranlar var Grinch hala yok yok olalı 25 gün oluyor e, tabi belirsizlik de devam ediyor zorlandığım kısımlar var. Hani kayıp ve belirsizliğin yanı sıra bir de çok yere tabii fotoğraf paylaştığımız için farklı sitelerin işte gruplarına falan filan yardım istediğimiz için bana arada fotoğraflar geliyor. Her bir fotoğrafı açtığım zaman açmadan önce, açarken öyle farklı bir kimya salgılıyorum diye düşünüyorum. Çok korkarak bakıyorum. Çünkü mesela bugün bir bahçıvan geldi bana şey gösterdi. Bir ölü kedi bulduk. Sizin kimi acaba diye. Hani öyle fotoğraflara bakmadan önce ve bakarken de insan zorlanıyor. Ve yani ne ölüsü ne dirisi hiçbir haber, hiçbir şekilde yok. İster istemez ihtimalleri düşünüyoruz. Ya birileri aldıysa ve çok sevdilerse, e, arandığını bilmelerine rağmen sevgileri ve bencillikleri ağır bastıysa ve kimseye göstermiyorlarsa falan gibi böyle kafada senaryolar ki bu sadece bana ait bir senaryo yani bana böyle bir yakınım söylemişti. Ben de ona dedim ki yok ya böyle olduğuna inanmak istemiyorum. Bunu yapmak için insanların kötü olması lazım falan gibi Böyle şeylerin üstünde çok durmak istemiyorum. Bana bazen şöyle olabilir mi, böyle bir şey olmuş olabilir mi gibi yardım etmeye de çalışan insanlardan böyle şeyler geliyor. Tabii bunları dinlemek de zor. Ee... Ben de bunları düşünmeye başlayınca ya da birilerinden bana böyle şeyler gelince yüzümü başka bir yere çeviriyorum. Meşguliyet terapisi gibi bir şey. Tabii ki ilk günlerdeki kadar duygusal olarak sarsılmıyorum ama tabii içimde de bir sızı ve üzüntü ve özlem var. Ve en çok da merak var. Ne oldu? Ne oldu? Ben, ben çok şey kaybettim hayatım boyunca ama bir şekilde o kaybettiğim şeyin ne olduğunu buldum hep. Yani... Ama buna ne olduğunu Bilmiyoruz. Herkes de çok merak ediyor. Yani bu yardım istediğimiz insanlarda da şey oldu. Çünkü onlar da daha önce bir şekilde bir iz bulunmuş ama e, belirsizlik şu sıralar sadece beni değil bu konuya dahil olan herkesi çok zorluyor. Şimdi bütün bunlar olurken dedim ya yüzümü başka bir yere çeviriyorum. Havalar bir güzelleşti. Ben de bahçede daha çok zaman geçirmeye başladım. Kitap okuyordum geçtiğimiz günlerde böyle e, kitapta e, gözümüzden kaçan ya da mucize gözüyle bakmadığımız ama mükemmel tasarımlardan biri olan e, kar tanesinden bahsediyordu. Ona böyle yakından bakınca e, muazzam kendisinin ayrı bir galaksisi varmış gibi bir görüntüsü vardır zaten. Onun mükemmelliğinden mucizesinden falan oradan girerek başka bir şeyden bahsediyordu. Ben de onu okuduktan sonra okurken daha doğrusu bu az önce bahsettiğim ihtimalleri de zihnimde tabii dönüyor. Tüm ihtimallerin varlığını kabul ediyorum dedim. Okay. Ama her an bu kar tanesi görüntüsü gibi bir mucize de gerçekleşebilir. Onu da ihtimaller arasında tutuyorum yapışmadan ve okey yani hiçbirini dışarıda bırakmıyorum derken kapı çaldı. Bahçenin arkasındaki kapıya biri geldi. Gittim ben de kargoymuş. Bir ahşaptan tarak sipariş vermiştim. Seviyorum böyle ahşap şeyler kullanmayı. Neyse minicik bir paket açtım. Ve içinden hediye olarak satıcı bir tane ip bileklik göndermiş. Ve bilekliğin ucunda şey var kar tanesi. Yani aksesuar olarak bir an böyle şey oldum bir dakika şimdi ben bunu düşünüyordum bunu okuyordum bu geldi o zaman daha böyle bir pozitif tarafta mıyız gibi böyle bir anlam yapmaya çalıştım kendi içimde ve dedim ki bu bir işaretse tamamen benim yorumuma bağlı bir işaret sakin ol bütün ihtimaller var kar taneleri var ama bu senin zihnindeki senin için en mükemmel olduğunu sandığın seçeneğin, ihtimalin karşında belireceği anlamına gelmiyor. Geri dön, otur sandalyeye, koltuğuna neyse ve kitabını okumaya devam et. Bu şekilde yaptım. Zaten bu geri dönmek, durmak, gerektiği zaman geri adım atmak bu dönemde daha da fazla etkili olduğunu düşündüğüm bir yöntem. Ki bunu Egzersiz için de söyleyebilirim geri çekilerek ilerlemek. Bir nevi aslında kendini hacklemek gibi bir şey. Ee, bu geri çekilmiş gibi yapmak hani Osmanlı'da da vardır ya. Gerçi o da aslında düşmanı hackliyordu öyle yaparak. Geri çekiliyormuş gibi yapıp düşmanı böyle ortaya getirip sonra etrafını sarıyordu. Aslında bizim kendi sistemimizde self-hack denilen kendi böyle şeylerimizi, açıklarımızı bulup bunu yapabiliyoruz. Geçtiğimiz hafta mıydı yok daha önce erteleme atölyesini yaptık. Şimdi ben orada tüm katılımcılardan erteleyip durdukları, bir türlü başlamadıkları ya da başlayıp devam edemedikleri bir şey seçmelerini ve bir ay boyunca onun üzerinde çalışmalarını istiyorum ki birlikte çalışıyoruz. Çünkü bir ay sonra bir süpervizyon oturumumuz var. Arada da ben onlara işte... Koçluk seansı yapıyorum ve işte WhatsApp grubundan da sürekli rapor alıyorum. Ben de dedim ki grubun bir yandan da kenarından da katılımcı olayım. Benim de e, bir türlü başlamadığım e, lastik egzersizlerim ve ağırlık egzersizlerim vardı. Çünkü geçen sene kolumla ilgili sıkıntı yaşayınca ve doktor kolumu bir süre kullanmayı zorlamayı ve ağırlık kaldırmayı yasaklayınca. Ve tedavisi olana kadar iyileşene kadar bunlara sıkı sıkı uydum. Sonra yeterli zaman geçti. Ben bir türlü başlamadım. Çünkü içten içe geçen sene yaşadığım o sıkıntı olunca ya böyle iyi mi ya hiç onları yapmasam ne olur ki falan gibi bir şeylere böyle bir kaçış yerlerine geçtim. Ve yazın ortasından beri bunu e, erteliyordum biraz da sıcakların etkisi bu sıcaklarda bir de bununla mı falan filan dedim. Neyse havalarda da serinledi ben de ona başladım. İlk başladığım zaman bana biraz ağır geldi. Moralim de yani bilmeme rağmen böyle olacağına hazırlıklı olmama rağmen bozuldu. Çünkü yani çok daha performansım, her şeyim iyiydi ve şu anda daha başlangıç seviyesinde bile yani sanki o kadar iyi yapamıyorum ve sonrasında bacaklarım ve kollarım çok sızlamaya başladı. Hatta ilk hafta şöyle oldu. E, yürüyeceğim ve şöyleyim. Şimdi ayağa kalk, Ha, sağ ayağını biraz at tamam şimdi sol ayağını kaldır falan gibi. Ee, o an anladım ki evet biliyorum belli bir egzersizi yapmadığın zaman ya da yeni başladığın zaman böyle şeyler oluyor. Bazı işte antrenmanlarda, pilates derslerinde falan falan. Ama bu bana bir tık fazla geldi. Dedim ki acaba birazcık daha light mı başlasaydım? Normal şartlarda geriye düşmek olarak alırdım yok canım bunun üstüne gideyim aynı şekilde devam edeyim ağrılar zaten geçer falan. Bu sefer dedim ki hadi gel orta yolu bulalım. Ee, bütün setlerde ya da bütün hareketlerde değil ama beni zorladığına çok emin olduğum ve o sızlamaları yapanlarda eğer onları atıyorum 3 set 20'şer tekrardan yapıyorsam dedim ki 3 set 10'ar tekrar yap. Her gün yap. Yani mola vermeden işte günler aralık vermeden bırakmadan yap ama yani bir şekilde vücudunun o sisteme girip tamam zarar görmüyorum, bir şey olmuyor, sıkıntı yok gibi bir şeyi var. Hardcore her şeyin içine sert bir şekilde en üst düzeyden atlamamıza gerek yok. Bunu yapabilirsin. Önemli olan yolda olmak dedim. Ve mesela bugün bu podcast kaydını yapmadan birkaç saat önce bu egzersizlerimi yaptım ve gayet sayıları artırmaya başladığımda çok daha rahat yapabildiğimi fark ettim. O yüzden bu geri adım atarak geriye çekilerek ilerleme örneğini herhalde dedim başka şeylerde de kullanabilirim. Çünkü bu aralar biraz bazı işler bazı çalışmalar yoğunlaştı. Yoğunlaştığı zaman da ben de şeyin yükseldiğini fark ettim. Böyle çalışma masasına oturunca birazcık daha nokta atışı çalışmalar bekliyorum. Orayı da bir elden geçirdim dedim ki sakin ol sen böyle yaratmıyorsun ki oturdum noktayı vurdum ve kalktım falan yok sakin ol dedim bunu hatırla lastiği hatırla ağırlıkları hatırla ki bu arada sadece hareket sayılarını falan değil çalıştım ağırlıkların da ağırlığını azaltarak başladım bunları bilerek yaptım zaten umarım bir süre sonra <laughs> bunlar neymiş ya ben bundan mı şey oldum? ay bu mu beni sızlatmıştı falan deyip onlara tepeden tepeden bakacağım günler gelir. Bu aralar dikkatimi çeken bazı yine gelen mailler falan var. Bazılarının konuları birbiriyle benzeyince acaba diyorum denk mi geldi tesadüfen mi yoksa bu dönemde insanların üstünde durduğu konu bu mu? Bildiğiniz gibi içerik üretmek, podcast yapmak konularında bana yani çok uzun zamandır hep gelir bir şeyler, bir şeyler sorarlar, danışırlar, bir şey paylaşırlar. Bu ara muhtemelen tahminim yani yaşları da biraz daha küçük olan insanlardan içerik üretmeye cesaret edip bir şeyler yapıp belli işte kanalları açıp işte kayıtlar yapıp sonrasında şöyle şikayetler geliyor. Yani başladım ama kimse beni dinlemiyor. Başladım ama takipçi sayım çok az. İşte başladım Instagram hesabı da açtım. Yani şeyi soruyor. Binlerce kişiye nasıl ulaşabilirim? Siz nasıl yaptınız? Ben nasıl yapacağım? Ben yapamıyorum. Zaten orada şeyi görüyorsun. Ne zaman başladın diyorum. Geçen ay başladım diyor. Ya da ben açıp bakıyorum link yollamış oluyor. İşte bir tane bölüm yapmış daha yeni falan ya şeyi de anlıyorum o heyecanı, o beklentiyi, o bilmem neyi ama elimden geldiğince anlaşılır, net, sade bir şekilde daha önce sanırım farklı bölümlerde de bunu anlattım. Birincisi onlara net bir şekilde çok yanlış bir kişiye soru soruyorsunuz gibi bir şey söylüyorum. Çünkü ben tamamen işin içerik tarafındayım. Yani ben Kaç kişi beğenmiş, kaç kişi dinlemiş, kaç kişi sevmiş falan kısmına takılsaydım şu ana kadar bu bölümleri kaydedemezdim. Yani onu düşünüp ha bunu daha mı, bunu 5000 kişi mi şey yapıyor Onu on bin kişi mi? Bunu bilmem kaç kişi mi? Ha bu bu uzun olunca daha mı az dinliyorlar? Kısa olunca daha mı şöyle yapıyor olsaydım. Zaten bugün bu bölümde bu konuları böyle konuşuyor olmazdık. Benim yaptığım şey doğru demiyorum, benim doğrum bana hizmet eden, benim modelim bu, bana uygun olan bu. Bir de işin şey kısmı var, onlar ayırt etmiyorlar o yüzden de Instagram'ı falan bu kadar kafaya takıyorlar da benim dünyamda podcast ayrı, Instagram ayrı. Çünkü Instagram benim daha küçük, daha butik bir alanım. İstemediklerimi anında sildiğim, kabul etmediğim, çok net kriterleri olan. Yani adı belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, hoşuma gitmeyen bir şey yazan biri olduğu anda listeden çıkarırım. Zaten çok uzun zamandır da kapalı bir hesap. O yüzden benim orada zaten on binlerce insanı tutmama gerek yok. Çünkü ben Instagram üzerinden bir şey yapmıyorum. Yani Instagram'ı kapatsam podcast'imi ne kadar etkileyebilir ki? Hiçbir şey olmaz. O ikisi ayrı mecra. Spotify zaten açık ve oraya yıllardır hani düzenli bir şekilde içerik yayınlıyorum ve evet orada Instagram'ın bilmem kaç katı binlerce insan var. Tamam. Yani onları da ben kontrol edemem. Yani bugün kaç kişi gelmiş, yarın kaç kişi gitmiş, öbür gün bir onu da kontrol edemem. O zaman benim yani içeriğime demeyeceğim, kendime müdahale etmiş olurum. Çok kendime de çok büyük bir haksızlık etmiş olurum. Eee bir şey çok satacak çok dinlenecek bilmem kaç bin kişi gelecek falan diyerek gidersem yani bir kenarda oturup iyi falan dediğim bazı şeylere dönüşmüş olabilirim. Ama dediğim gibi bu benim modelim bana uygun olan benim içime sinen bir şey. İşin tabii şey boyutu da var, business, işte iş, para, kariyer neyse o boyutları da var. Ben orada da yokum yani ben Instagram'ı öyle kullanan biri değilim, influencer değilim, hiçbir şey tanıtmıyorum, hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum, maddesel hiçbir şey satmıyorum. Dolayısıyla da eğer sen bir işte krem, işte şampuan ya da neyse artık bir ürün satmıyorsan sayılar senin için o kadar önemli olmuyor. Zaten benim şu anda yaptığım işler hani biri bana podcast'ten ya da Instagram'dan ulaşıyor gibi düşünelim. O kanaldan ulaşıyor diyelim. E zaten ben belli bir sayının üstündeki insana hizmet veremem, yetişemem. Ben kaç kişiye mentorluk yapabilirim? E, kaç kişiye koçluk yapabilirim? Kaç tane atölyeye kaç kişiye alabilirim? Bugün bir atölye yaparken 500 kişi kaydolmak istese alamayacağım ki. 10 bin kişi sıraya dizisi alamayacağım ki ölene kadar bitmez. O sırayı bitirme Ömür boyu o atölyenin tekrarını mı yapacağım? Ee, zaten başka zamanlarda da muhtemelen altını çizdiğim gibi ben butik insanım arkadaşlar. Yani ben e, podcast değil pastane açsaydım onun da şubesi olmayacaktı. Pizzacı açsaydım onun da şubesi olmayacaktı. Ee, şeyden bahsetmiyorum bile şunları. Ee, işte risk almamak, kontrol etmek, kaliteden emin olmak, yüksek standartlar tabii bunların etkisi vardır. Ama ben bir butik insanım. Sen seversin sevmezsin. Ben butik insanım. O yüzden buradan tekrar söyleyelim. Bunlar benim için uygun olan şeyler. Hedefiniz çok büyümek, çok para kazanmak, çok yüz binlerce takipçiye ulaşmak falan. Özellikle Instagram, sosyal medya aracılığıyla. Bana böyle şeyler yazmayın. Bana böyle şeyler sormayın. Çok yanlış bir insanım. Bilir kişi değilim. Bir de ben hani azınlık seviyorum arkadaşlar böyle kaliteli gerçekten böyle yaptığın şeyin ulaştığı, ulaştığını gözlerinden anladığın azınlıklarla buluşmayı çok seviyorum. Çok şükür ki bu podcast'te bunu yapıyoruz. Şimdi bir de bir kitap getirdim yanımda. Winnicott'la Bir Fincan Çay kitabı. Brett Carr'ın yazdığı Diyalog şeklinde yazmış, sanki Winnicott da gerçekten sohbet ediyormuş gibi yazmış. Çok akıcı, çok güzel bir kitap. Bu arada tabii ki kurgusal bir şey ama bunu yaparken Winnicott'un tüm metinleri, mektupları, defterleri, her şeylere çalışılmış ve oradan alıntılarla cevaplar kurgulanmış. Gerçekten Winnicott konuşsa böyle konuşur diyeceğimiz bir şekilde. Şimdi ben orada özellikle bağımsızlığa doğru diye bir şey not etmişim. Onu şimdi paylaşacağım. Şimdi burada işte yazar Winnicott'a şöyle bir şey soruyor. Sohbetleri tabii buraya gelmiş. Peki herhangi birimiz bağımsızlığa erişebiliyor muyuz? Winnicott da demiş ki hayır zaten erişmemeliyiz de. Hiç kimse bütünüyle bağımsız olmamalı. Hepimiz tüm hayatımız boyunca başka insanlara ihtiyaç duyarız. Ancak tabii ki bağımsızlığa doğru adımlar atabiliriz. Bu sebeple gelişimin son evresini bağımsızlık olarak değil de bağımsızlığa doğru şeklinde tarif etme konusunda her zaman ısrarcı oldum. O kadar iç rahatlatan bir şey ki aslında böyle içinde dönen tarif edemediğin bir şeyi bazen birisi cümlelerle, kavramlarla, bir kelimeyle tarif eder ya ve çok rahatlarsın. Böyle bir puzzle yerine oturmuş gibi olur. Ben de tam olarak bunu okuduğum zaman öyle hissettim. Hani o tek başınalık, yalnızlık, yalnızlığın büyüsü bilmem ne böyle bir, bir grup onu çok över. Bir tarafta birlikteliği, insan sosyal varlıktır, yalnız olmaya gelmedik falan filan diye böyle zaten uçlarda olmak çok sağlıklı değil ha şeyin dışında. Hayatının bir döneminde öyle bir şey girersin ki inzivaya çekilmen gerekir, mağarana girersin ama bir çıkış tarihi vardır girerken de bilirsin. Tam tarih veremesen de dersin ki şimdi buna ihtiyacım var. Ee, Sonra çıkacağım, zamanı gelince hazır olunca falan falan. Hatta böyle çok uzuyorsa, yayılıyorsa deadline koyman gerekir. Dersin ki bahara kadar çıkmam lazım, yoksa bu gidiş gidiş değil. Ee, şey kararları tabii tehlikeli oluyor. Belli işler, güçler, ilişkiler, artık başına gelen her neyse sonrasında tamam artık bitti, bitti. Benim için bu konu kapandı, ben artık kendi yoluma giderim ki kendi yoluna giden bir grup eril bireyin oluşturduğu gruplar var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Böyle bir şey değil ama onları anlıyorum. Yani çok anlaşılır. Oraya yönelme anı çok tanıdık, çok anlaşılır. Sadece bunun bundan sonra benim yaşam tarzım, benim hayat stilim budur diye bağırmak, ilan etmek biraz komik oluyor tabii ki. Ben çok sevdim bu bağımsızlığını kazanmak, kendin olmak, yüzde yüz otantik olmak falan zorunda değilsin. Ama oraya doğru adımlar atmak, kendini böyle bir sağlam temele dayandırmak, işte merkezine yakın olmak, yeri geldiği zaman esnek bir şekilde mesafeler almak Kimi zaman uzaklaşmak yakınlaşmak onun da tadını çıkarmak yalnız kalınca da tadını çıkarmak zaten hep söylediğim gibi yalnızken çok iyi zaman geçirenle sen birlikte olduğunda da çok güzel zaman geçirirsin ben buna inanç demeyeceğim yani inanıyorum deyince sanki inanılacak bir şeymiş gibi bu bayağı gerçek bir şey. Bir de bu ara okuma demişken Irvin Yalom'a tekrar sardım. Yani ki ben kendisine 20 yıldır sarıyorum. Ara ara sarıyorum, bırakıyorum, sarıyorum, bırakıyorum. Sanırım şey tetikledi. Geçenlerde yine işte kitap kulübünde Bugünü Yaşama Arzusu kitabı vardı. Schopenhauer üzerinden işte anlattığı Schopenhauer tedavisi diye de geçiyor alt başlığı. Onu bilmem kaçıncı kez okudum, elden geçirdim. Böyle bir yandan da Yalom'un grup psikoterapisi ders kitabını hala elimde. Çok güzel bir kitap. Yani içine girdikçe bir şeylere tekrar baktıkça daha iyi anlıyorum. Ve Bunlar birlikte giderken referansları da düşünürken Yalom da sürekli gözümün önündeyken neden dedim ben daha önce okuyup çok sevdiğim diğer Yalom kitaplarını da okumuyorum <laughs> neden evet bu da evrene salınmış bir soru hemen cevabı geldi o zaman okuyalım şimdi sıraya dizdim işte Divan Nietzsche ağladığında bir de ne vardı Spinoza problemi vardı bir de bir tane kitap vardı şey yapıyordu bir danışanıyla birlikte yazıyorlar. Ee, şeyini hatırlamıyorum başlığını. İşte hem terapist terapiden sonra o, terapi, o görüşmeyle ilgili yorumlarını yazıyor, ee, hem de danışan onunla ilgili yorumlarını yazıyor. Sonra bu şeyler böyle mektup gibi her seans üzerinde birleştiriliyor. Yani iki kere aynı terapiyi anlıyorsun, okuyorsun falan gibi oluyor. Bu kadar anlatana kadar şimdi Google'a girip baksaydım keşke ya da kitaplığıma dönseydim. Neyse. Yani anlayacağınız kitaplıkta tatlı bir telaş. Yalomlandık arkadaşlar yine kaçıncı kere. Ama vardır bir şey. E çünkü adam güzel yazıyor. Yani birileri onu her ne kadar bu konuda eleştirse de ben Yalom'un tarafını biraz tutarım böyle ona saldıranlar karşısında. Şimdi bu grup psikoterapisini anlattığı kitabında yine böyle çok hoşuma giden bu ara Evet ya bu bu bence böyle ve buraya doğru yaklaşmak güzel dediğim geçmişin kullanılmasıyla ilgili bir bölümü var. Şimdi grup terapilerinde belki aramızda bilenler vardır zaten tek tek bütün katılımcıların paylaştığı şey üzerine kişisel öyküler saatlerce alınmaz yani zaten orada oturmuşuz 50 dakika 1 saat 1,5 saat neyse artık nasıl tasarlandıysa bir konu konuşulacak bir kişinin bir şeyinden işte düşüncesinden ya da yaşadığı bir şeyden çıkılacak konuşulacak falan biz ona demeyiz işte bu nereden başladı nereden çıktı hadi bakalım uzan şuraya da bizim, bize grupça anlat falan filan demezler yani ama aslında Burada birazcık da şey var, geçmişe o kadar da yapışmamak, geçmişle bu kadar uğraşmak zorunda değiliz ama onu dışlamıyoruz bu arada. Geçmiş hizmetkarsa okey efendi değil hizmetkar yani geçmişten veriler alınıp kullanılabilir. Ama bu e, yapışıp hani o Freud'un şeyi vardır ya çok fazla orada durur. Geçmişe aşırı tutulur ve e, yani onun dışındaki dinamiklere çok fazla zaman kalmıyor. Halbuki bizim şu an yaşadığımız şeyler davranışlarımız sadece geçmişteki bir tane onu tetikleyen ya da başlatan ya da vesile olan şeye bağlı değil. Onun dışında birçok farklı şey de var. Ama biz çok fazla geçmişe yapışırsak diğer dinamiklerden destek alma şansımızı da yitiriyoruz. İşte ben bu geçmişin hizmetkar olması, veri olarak kullanılması kısmı özellikle gruplarda bu şekilde işlemesi. Çünkü zaten grup tasarımında, grup terapisi tasarımında öyle bir vakit de yok. Hani tek tek uzan, anlat falan öyle bir şey yok. Ve birden aklıma ben bu kitabı okurken de işte etrafla paylaşırken de söylüyorum. Zaten ilgisi olanların okuması gerekir başta bunu söyleyeyim ama bence bu sadece psikologlar ya da grup terapisi yapacak olan terapistler için değil birçok farklı meslek grubunda da çok faydalı olabilecek bir bilgi sistemi diyeyim işte yöneticiler, liderler, öğretmenler, eğitmenler falan 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 ve burada bir şeyler anlatıldıkça benim yaptığım bazı atölye çalışmaları aklıma geliyor ve burada önerdiği bazı şeyler, oraya uyan bazı şeyler ve bunu düşündüm çünkü bizim de atölyelerde bir konu yapıyoruz az önce örnek verdim erteleme atölyesi. Ben şimdi tek tek anlat bakalım ne zaman başladı falan. Çocukken nasıldım falan. böyle bir şeye hiç kimsenin ne zamanı var, ne enerjisi var, ne de gerek var. Ama o davranış temelli ve şimdi ve buradayı merkezde tutarak davranışlara, kaynaklara yönelip hedefe doğru herkesin kendine özel bir harita çizdiği atölyelerin başarılı olma sebebi de bu zaten. Yapışmamak ben böyleyime zaten geçen sene de böyle olmuştu ya çocukken bana bunu yaptılara çok yapışmamak bu arada şeyi tabii ki yani altını çizerek söyleyelim geçmişten gelip sizi hala çekirdekten kökten sarsan sizi e, belli seviyenin üzerindeki depresyonlara sürükleyen bir şeyiniz varsa hani gidin gerekirse hastanede de yatın ilaçlarınızı da alın doktorunuz ne diyorsa yapın bundan bahsetmiyoruz daha gündelik daha normal e, işte parantez içinde, tırnak içinde daha normalimsi e, durumlardan bahsediyorum. Aa, tüm bunların üzerine e, tabii ki e, Arthur'un da ismi geçmeden bu bölümü kapatmayayım. Arthur'un yani Schopenhauer'in bölümü geldi geliyor arkadaşlar ama son bir şöyle bir şey kaldı. Bugün aslında notlarını toparlayacaktım. Yani şöyle bir kayda hazır hale getirecektim önüme alıp ama dedim ki şu... Aşkın metafiziğini ben bir bir okusam mı bir üstünden tekrar şöyle bir baksam mı? Hani Arthur'un en çok saldırı aldığı şeylerden bir tanesi. E, onu ben bir tekrar şu anki bugün şimdi ve buradaki zihnimle tekrar bir üstünden geçeyim ki Aşkın metafiziği zaten önünü, arkasını, kapağını falan geç 70-75 sayfalık bir metin yani. Hani çok rahat bir üstünden bir kahveyle geçilir. Onu da geçtikten sonra Arthur'u da podcast'te kahveye çağıracağım diye tahmin ediyorum. Gelir yani. Aslında Arthur'la kahve falan şey değil geçen de Hangi bölümü kaydedelim diye Instagram'da böyle bir anket açmıştım. Nedense böyle elimden öyle çıktı ağzımdan değil çünkü yazıyorum ya elimden çıktı. Arthur'da şarap gecesi. Zaten bir iki arkadaşım hemen yazdı. Ya yani rastenin ya bütün şarabı ona dayayıp sen karşında kahve içip Arthur'u konuşturacaksın. niye yalan söylüyorsun? Niye sen de şarap böyle tokuşturup içecekmişsin gibi yazmışsın falan? Biliyoruz öyle bir şey olmayacağını. Tamam dedim arkadaşlar yakaladınız beni. Evet Arthur'la kahve bölümü kaydedeceğiz. Şarap bölümü değil. Bütün bunların yanı sıra az önce dedim ya şu içerik üretenlerden gelen mailler, podcast'in ilk bölümlerinden de sezgisel beslenme o bölümü yaptığımdan beri bana e, beslenme işte kilo algısı, beden algısı ki bununla ilgili başka bölümler de yaptım yakın zamanda e, öyle mailler de geliyor ve bunlar bir yerde birikti genelde de bu konuda birçok uzmana giden, birçok doktora giden, birçok terapiye giden ama yine de davranış olarak çok fazla istediği yere gelemeyen insanlardan geliyor bu mail'ler. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Geçenlerde bir işte gruptan da zaten çalışma grubundan da ilham alarak tamam dedim ya o zaman Bununla ilgili de bir oturum yapabiliriz ama tabii ki asla tıbbi bir tedavidir bilmem nedir falan şeyi amaçlamayan ama belli ki insanların bir şeyler paylaşma, anlatma ya da deneyim paylaşma, ilham alma gibi şeyler ihtiyacı olabilir e ama bütün bunları bazı bilimsel şeylerle işte araştırmalarla bazı bilgilerle destekleyecek yani bir destek oturumu gibi düşünebiliriz. Şu an zihnimde dolanıyor. Çünkü e, yani bunun içinden geçen, deneyimleyen ve bunu iyi bir şekilde yönetenlerin e, hikayeleri yardımcı olabilir insanlara. Onlarla bundan muzdarip olanları belki bir araya getirmek ya da e, yani bunu yönetebilen ya da bundan çok muzdarip olmayan kişinin de aslında bundan çok bağımsız olmadığını, aynı o bizim gölge taraflarımız, karanlık taraflarımız gibi yani dışarıda bu konuda rahat gibi görünen insan bu konuda hiç sınanmıyor anlamına gelmiyor. O yüzden bunların rahatça konuşulabileceği kapalı bir grup oturumu düşündüm. Ama dediğim gibi sağlam bilgilerle desteklenen işte bedenin bilgeliği, beden algısı burada tabii kadın erkek durumları da var bütün dünyada ve tarihten gelen böyle geçerli olan tabii ki bunun yanı sıra sezgisel beslenme nedir nasıl yapılır nasıl yararlanılır gibi şeylerden de. Bahsederiz diye düşünüyorum bu e, hala zihnimde e, dönme aşamasında ama yapabiliriz bence neden olmasın bir fikir olarak şimdilik buradan paylaşayım sanırım bugün anlatacaklarım bu kadar sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.